belki sana biraz kulak verir. Şimdi uygun olmaz herhalde. Şimdi demiyorum zaten. Zoru ne? Bu nasıl bir inat? Behzat'a ve ailesine kızıyor diye Nurhan'ı mahvetmesi mi gerekiyor? Yenge annem için üzülme. Babam ona en doğrusunu yaptı. Çocuk gibi davranmaması gerektiğini birisi hatırlatmalıydı. Bunu da babamdan başka kimse yapamazdı. Lütfen, kendine acı biraz. Sana bir şey söyleyeceğim Nihal. Ama eğer bunu bir başkasına söylersen seninle ölünceye kadar konuşmam. Yapma Nurhan, söyleme. Ben sır tutamam. Peki söylemeyeyim. Aman şakayı da unuttun. Doğru ama sır tutmak kolay değil ki. Kolay demedim. Yine de sen sırrı ver, ondan sonra pazarlık ederiz. Bak Nihal, sana şu kadarını söyleyebilirim. Ben babaannem hayatta olduğu sürece evlenmeyeceğim. Hayır böyle konuşma. Bu sır falan değil. Bu başka bir şey. Bir tür bahis bu. Hayır, sırama gerçek. Çok kesin bir gerçek. Ama Nurhan bu çok ters. Gerçek. Eğer benim dostumsan, gerçek bir dost olarak bana yardım etmek istersen bunu hiç aklından çıkarmamalısın. Babaannem yaşadıkça hiç kimse benimle ilgili en küçük bir hayal bile kurmamalı. Ama bir dakika. Bunu Murat'ın bilmesi gerekmiyor mu? Ben böyle bir sorumluluk içinde değilim. Yapma Nora. Gözüme bak. Ne varmış gözünde? Geçen seferki gibi bana alınsan da söyleyeceğim. Sen Murat'ı seviyorsun. Ben çok uzun boylu konuşturmaya çalışma. Ben babaannem hayatta olduğu sürece hiç kimseyi sevemem. Ama bu çok saçma. Bir kere insan bilerek isteyerek birine aşık olmaz ki. Hem böyle bir düşünce insanı babaannesinden nefret etmeye kadar götürür. Hayır. O artık normal değil. Ona kızamıyorum. O hasta. Saplantısı var. Öte yanda koca bir aile babaannem için bin türlü fedakarlık yapıyor. Herkes onun türlü kaprislerine katlanıyor. Benim de yapacağım fedakarlık bu. Bunu yapmaya hakkım yok. Başka hiçbir şey yapamam. Olmaz öyle şey. Anlamıyorsun ki Nihal. Sadece büyük babamın hatırı için babaannemin bütün saplantılarına ölünceye kadar boyun eğerim. Çünkü büyük babam dünyada her şeye, ama her şeye de. Fakat yani böyle ne olur biliyor musun? Bir süre sonra babaannenden mutlaka nefret edeceksin. Hayır, olur mu öyle şey? Sana ne söylüyorum? O artık çocuk gibi. Ona kimse kızamaz, gücenemez. Nefret edeceksin. Hayır. Edeceksin. Ve bir süre sonra onun ölmesini dilemeye başlayacaksın. Hayır dedim. Büyük baban içeride. Affedersin anne. Nihal aradı mı? Thank you.
Git başımdan Murat. Ne oldu ya? Git dedim. Saçmalama Nihal. Git başımdan. Çocukluğu bırak. Git buradan. Bana görünme git. Bugün benim yanıma uğrama, anladın mı? Abi, eve gidiyorum. Bırakalım seni. Yürümek için çıktım zaten. Oturmaktan paslandım. Oldu. Sana iyi yürüyüşler. Sağ ol. Çok geç kalmadın mı? Çıkıp bir baksam mı? Gelir şimdi. Şarjı bitmiş. Allah kahretsin. Hadi.
bırak, yoksa pişman ederim. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk anne. Hakan gel. Geldim büyük baba. Vazifem bitti Hakan. Artık onu izlemeyeceksin. Bir şey mi oldu? Hayır, bir şey yok. Vazifen tamamlandı, yatabilirsin. Çıkar mısın? Büyük babama ne oldu? Ne olmuş? Bilmiyorum. Bana verdiği görevi kaldırdı. Senin huzursuz olduğunu gördüğü için herhalde. Öyle değil mi? Neden böyle düşünüyorsun? Öyle bir şey mi hissettirdi sana? Başka bir gerekçe var mı? Beni uzaktan uzağa Aylin'i izlemek için görevlendirmişti. Niye? Yine benim için. Çünkü bey amca onu öldürtecek olursa benim başımın derde gireceğini düşünüyordu. Bana sıkı sıkıya tembih de etmişti. Hiçbir şey yapmayacaktım ve sadece izleyecektim. Bu arada Fuat'a rastlarsam büyük babamın kendisini görmek istediğini söyleyecektim. Hepsi buydu. Ama sen herhalde geceleri panik içinde göründün. Büyük babam da görevi geri aldı. Sana silah çekti ha? Biat edeceği yoktu. Sadece peşini bırakmam için çekti işte. Ya vursaydı seni? Ne alakası var baba? Maşallah ya, maşallah. İyi artık, başkanlığı bırak da dedektifliğe başla. Baba, o şerefsiz şimdi ailenin peşinde diye dedemi kahpeci öldürdüğünü unutacak mıydım yani? Hiçbir şey olmamış gibi karşıma çıkınca arkama dönüp gidecek miydim yani? Ya vursaydı seni? O kadar kolay mı? Delikli Demir'e karşı yiğitlik ediyorsun öyle mi? Sana ne anlatıyorum ki ben? Ne yapıyorsun şimdi avukatım? Hiç bilmiyorum. Bir aydır ortalıkta görünmüyor. Gelmiyor mu? Geliyorsa bile biz karşılaşmıyoruz. Bu iyi herhalde. İnşallah yeni bir hesap peşinde değildir. Annemin nesi var? Hala Nurhan'a içerliyor. Fuat'ı da gören yok. İnşallah bu kabus bitmiştir. İnşallah. Neyse, asıl meseleye dönelim Haşim abi. Hoca dükkana müşteri arıyor. İş yapmıyor değil mi hocam? Mesele o değil ki.
Kocanın sıkıntısını sana söylemiştim. Pahalılığı tek başına yenmek istiyor. Bir tek sebep yok Haşim abi. Sana nasıl söylesem. Hoşuma gitmiyor işte. Mekan olarak da sevemedim bir türlü. Hocam kusura bakma. Bunlar sadece bahane. Hayır Necdet abi. İnan o kadar basit değil. Ben hayal etmiştim ki eski zaman esnafları gibi sakin bir muhabbet yeri oldu. Hem 3-5 kuruş nafakaya vesile teşkil eder, hem de dostların buluştuğu bir yer haline gelir. Ama maalesef buna elverişli değilmiş. Niye hocam? Ne güzel muhabbetler oluyor. Geç kalma. Kalmam anneciğim. Hadi gidelim. Başka bir dükkan ayarlayamaz mıyız? Tabii ayarlarız. Belki ama bir an önce şu dükkanı devredelim de ondan sonra gerekirse bakarız. Görüyorsun Haşim abi. Hocanın ticaretten sıtkı sıyrılmış. Asıl mesele bu. Nasıl sıyrılır Necdet abi? Peygamberimizin ticaret hakkında ısrarlı tavsiyeleri varken ben nasıl sıyrılırım? Öyleyse bulacağız bir dükkan. İnşallah. İnşallah. Çok huzursuzsun. Farkındayım Nesli. Dışarıdan bakıldığında seninle gönül eğlendiren biri gibi görünüyor. Hayır, böyle bir şey kastetmedim. Olabilir ama durum. Söylemem gerekenleri bir türlü söyleyeyim mi? Yanlış anlıyorsun. Böyle bir şey aklımdan geçmedi. Geçmesi lazım. Sana evlenme teklif etmek istiyorum ama dilim varmıyor ki. İşsiz güçsüz bir adam. Yapabileceğim tek şey gemi adam. Ama buna imkan yok. Öte yandan Kemal amcam tekrar evlenmeden benim evliliğimin gündeme gelmesi de pek kolay olmayacak. Bana inanmıyor musun? Hayır. Sorun inanıp inanmamak değil. Bana komik gelen bir başka şey bu. Seni böyle bir açıklama yapmaya zorlamış hissediyorum kendimi. Bu komik değil, benim ayıbım sayılır. Ne ilgisi var? Neyse abla. Hayatta senin kadar açıldığım bir başka insan yok. Benim hakkımda senden fazla bilgi sahibi olan başka kimse de yok. Herkes beni göründüğünün ötesinde bir şeyler saklayan biri gibi zanneder. Öyle değil. Bezgin bir halim var diye öyle sanıyorum. Beni anlıyor musun? Galiba. Sende büyü var. Mesaj taktırdı. Anne lütfen. Büyü var dedim. Kemal'de de var. Doktor, bana iyi bir göz mütehassısı lazım. Hayırdır hocam? Okurken bayağı zorlanıyorum. Daha önce hiç muayene olmuş muydu? Yok, bir şikayetim yoktu. İnşallah önemli değildir. İnşallah. Kolay hocam.
İstanbul'da arkadaşlarımız var. Ne zaman gidebilirsin? En erken ne zaman olabilir? İstersen yarın. İyi o zaman. Necdet abi dükkana bakabilirse seni cep telefonundan ararım. Tamam. Senin amcan oluyor. Abin sen. Abin de kim oluyor? Al işte lan. Sen mi veriyorsun ona bu abi? Büyü var. Aranızak. Tamam mı? Anne, temizlik yaptığımız her yeri didik didik ediyoruz. Öyle bir şey olsa mutlaka rastlardık. Yok, öyle olmaz. Gizli yazıdır. Aranızak. Ama kaptan büyü. Buyur patron. Bırak bu patron laflarını. Namussun, patronluk sana yakışıyor be. Uzatma Behzat. E baktın mı bana? Bakıyorsun canım. Hemen taşımam lazım. E bulacağız işte. Onu hallederiz. Merak etme, fazla sürmez. Sen anlatsana ya. Nereden kaptın parayı? Mirasa konduk. Bırak şimdi dalga geçmeyi. Dalga malga yok. Miras dedik ya. Bizim dayılarla müşterek bir arsamız vardı. Hissemizi devrettik. Nerede? İstanbul'da. Namussun, dalga geçiyorsun. Sen define buldun gibi geliyor bana. Öf, sıktın be Behzat. Bize müstakil bey bulabileceğim mi bulamayacağım mı? Ondan haber ver. Yoksa bir emlakçıya gidip bakalım. Bulacağız dedik ya patron. Kapıyı çalsana lan. Dingo Nahır'ın burası. Bir dakika baba. Aşağıdaki araba senin mi? Ne olmuş? Hiç. Söylediler de inanamadım. Hayırdır abi? Nereden bu bolluk? Bize de bir yolunu göster de yırtalım kefeni. Git lan işine. Hesap mı vereceğiz be? Hadi hadi. Dışarı çabuk. Yapma ya. Şahane bir arabaydı. Zengin mi olmuş yani? Bilmiyorum. Bana para vermek istedi. Rezile bak. Bir dakika. Ben almadım. Ne parası veriyor sana? Bilmiyorum. Ben senin amcanım dedi. Zorla vermeye kalktı. Ben de kaçtım. Başka bir şey söyledi mi? Yok, söylemedi. Neyse. Kafanı takman gerekmez. Keşke parası olsun. O zaman bizden uzak durur. Tamam mı? Tamam. Pekala. Hadi sana iyi uykular. İyi geceler. Yine ne çevirecek? Ne çevirirse çevirsin. Bize yapabileceği bir şey yok. Sen şu Fuat'ı aramayı bırakırsan başka dert kalmaz ortada. Baba, seni de duyan sanır ki işi gücü bıraktın, Fuat'ın peşine düştüm. Düşmene gerek yok. Rastlayınca kovalamayacak mısın sanki? Thank you.
kaçmaya çalış. Söylemem gereken bir konu var. Hayırdır? O kazadan sonra herhalde biliyorsunuz. Evet. Gözünde bir kayma oluyor sanki. Yoksa bize mi öyle geliyor? Bir türlü kendisine de söyleyemedik. Acaba siz fark etmiş gibi davranabilir misiniz diye soracaktım. Tabii öyle bir şey varsa. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Şükür görüştüreni. Sorma abi. Hoş geldin doktor. Sağ ol abi. Siz ne arıyorsunuz? Hık. Benim tığım kayıp. Çok mu? Yo, sade 1.25. Ha, iyi. Ne oldu? Bir dakika. Şöyle bir baksana. Ben? Evet. Baktım. Allah Allah. Hayrola abi? Senin gözünde kayma var mıydı? Kayma mı? Ne kayması? Hocam, sizce yok mu? Ben de şey yaptım ama yanıldığımı düşündüm. Ne diyorsun abi, şaka mı bu? Yo, çok ciddiyim Kemal, kayma var. Kazadan sonra olabilir mi acaba? Sen herhalde pek bize güvenemiyorsun. Yok abi, estağfurullah. Gerçi önemli değil. Önemli değil ne demek abi? Kayma varsa çekip düzeltivereceğiz. Cidden bunu inceleyelim. Hemen abi, hazır geldik. Nasılsın? İyi geçti abi. Doktor güzelce halletti konuyu. Gözlükle düzelebilecekmiş. Kemal farkında değil miymiş? Galiba. Ama bu arada ben de kendimi küçük bir yalancı olarak hayli kötü hissettim. Aman hocam. Bu da yalan sayılırsa yanmışız. Niyetimiz hayır. İnşallah sonunda güzel olur. İnşallah. Hayır, yarın gelsin. Yarın. Bana gelsin, tamam mı? Heh. Mutlaka gelsin. Heh, tamam. Sağ ol, sağ ol. Ah. Anne, babam o büyücünün buraya geldiğini duyarsa... Duymayacak. Anne görebilir. Görsün, kaptan tanımaz. Anne bunu yapma lütfen. Ah, sus, sen karışma. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Büyük babam burada mı? Evet, Arif Hoca da burada.
Otur şöyle. Senin bu halin yüzünden babaannen evde büyü var diye tutturdu. Falcı Kezban'ı yarın buraya getiriyor. Artık bir sorumluluk hissetmiyor musun? Büyük baban bunu öğrenirse nasıl bir tatsızlık doğacağını tahmin edemiyor musun? Ben ne yapıyorum ki? Ne mi yapıyorsun? Yüzünden düşen bin parça. Gülümsemeyi unuttun. Sofrada bile somurtup duruyorsun. Bana öyle bakma. Yeni bir havadis yok. Eğer hoşuna gidecekse Nura'nın bunalımda olduğunu söyleyebilirim sana. Patron, anlaşılıyor. Sen bu babaanne ölsün diye dua etmeye başlayacaksın. Ya da seni şirin bulması için büyü yaptıracaksın. Haksız mıyım? Sadece haksız değil, aynı zamanda vahşisinde. Sinan'ın yanında dura dura onun üstünü bunu kapmışsın. Sen eğlence arıyorsun. Babaanne. Gel. Hayrola? Evde fare mi var? Evet. Sen fareden korkmuyor musun? Çekil de ben bakayım şimdi. Yok yok yok, olmaz yok. Niye babaanne? Neriman çekiniyor galiba. Yok hayır. Kık kık kık. Bu özel bir fare herhalde. Düşüne git hadi. Tamam çıkacağım ama sana bir şey söyleyeceğim. Bu oğlunu bir an önce evlendirmen lazım babaanne. Yoksa bana sıra gelmeyecek. Babaanne şaka bir yana. Senin asıl terörü bu konuda estirmen lazım. Çünkü amcam şimdi evlenirse evlenir. Yoksa geçmiş olsun. Düşüne. Hadi. Hoca, Akfener'in zabıtlarını mı tutuyorsun? Öyle sayılır. Ama bugünlerde yazılacak bir şey yok. Sakin ve huzurlu günler için bir şey yazmaya değmez mi? Biz gazeteciyiz hocam. Bir şey kötü değilse yazılıp söylenmeye değmez tabii. Ben gazeteci değilim ki. Nasıl değilsin? Radyomuzda program yapmıyor musun? Yok, ben güzel şeyleri de kayda değer bulmaya devam edeceğim. Varsın iyi bir gazeteci olmayayım. Uyarmadı deme yani. Bu iş kanlı canlı, irinli kirli malzeme ister. İnsanın kaleminden kan damlamadıktan sonra ona kalem mi denir be? Geldi. Heh, iyi. Mutfağa, mutfağa.
böyle karanlık olmuyor mu? Görüyorum. Kötü büyü var. Vay zalim vay. Ne oldu ha? Ne oldu? Şşşt. Neredesin be? Sana beyi bulduk patron. Sahi mi? Hadi hemen gidip bakalım. Hadi. Bir dakika. Bir telefon edip geliyorum. Hadi çabuk ol ama. Geliyorum. İnşallah çürümemişlerdir. He? Bunu yapan zalim işinin ehliymiş. Elma çekirdeklerini okumuş. Eğer çürümemişlerse mesele yok. Burada, evde bir yerde. Ama biz bulamadık. Ben bulurum. Nasıl? O benim işim. Ne zaman? Çalışmam lazım. Kolay iş değil tabii. Parayı merak etme. Ama biraz pahalı olacak. Tamam. Çok uğraşmam lazım. Hemen başla. Neredesin Murat? Neyse beni dinle şimdi. Falcı Kezban Haşim Kaptan'ın evinde ne arıyor, haberin var mı? Nereden bileceğim baba? Bilmiyorum dedim ya baba. Bana niye soruyorsun? Babam inşallah duymaz. Başımızda bir sıkıntı var. Hayırdır yenge? Annem Nurhan'a büyü yapılmış diye tutturdu. Beni de korkuttun yenge. Falcı Kezban'ı getirtti. Buyur başkan. Senin gazeteciliğin palavraymış oğlum. Gazeteciliğin 10'da 9 zaten palavradır başkan. Aslanım ben 10'da 1'e de razıyım. Ne yapacaksın 10'da 1'iyle? Bu para tahsil köşeyi nasıl dönmüş onu öğreneceğim. Niye? Belediyenin payını mı tahsil edeceksin? Öğreniriz abi. Ne zaman? Ben fazla üstünde durmadım. Çok önemliyse bir iki günde aslında aslarını buluruz. Bir yemek ısmarlarım. Anlaştık. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne haber reis? İyidir. Murat yok mu? Bürosunda değil mi? Kimse yok. Hadi eyvallah İdris. Abi nereye hemen? Çay koymuştum. Yo işim var. Reis hemen niye kaçıyorsun ya? Bir iki nöbet edelim. İşim var. Babam duyarsa kötü olacak. Evet. Tatlı tatlı dedikodu yapalım. Dedikodu değil namussuzluk. Falcı Kezban'ı sen bilmezsin. Haşim Kaptan'ın evine bir girdiyse bir daha çıkmaz. Sizin eve de girmiş miydi? Yok be ya. Kapıdan içeriye adım attırır mıyım? Sence niye gitmiştir oraya? Haberci ben miyim sen bul. Bulsam ne olacak ki? Radyodan yayın mı vereceğiz? Yok canım. Sen bana söylersin. Ben de Haşim Kaptan'ı anlatırım. Namuslu uyarmak lazım. Komşuluk böyle zamanda belli olur. Bakıyorum hiç özlemiyorsun. Nasılsın? Bu nasıl iş anne? Bir yandan tespih çekiyorsun, bir yandan büyü ısmarlıyorsun. Söyledim. Birbirine uyuyor mu yani? Kes, git.
Çek! Babam duyarsa neler olacağını biliyor musun? Halime ablam kahve falı bakıyor diye 2 sene yanına bile yaklaştırmadı onu. Duymayacak. Nasıl duymayacak? Söyleyeceğim. Hakkımı helal etmem. Söylemek zorundayım anne. Söyle, görüşsün. Otur bakalım oğlum. Çok huzursuzsun değil mi? İşsizlik bunaltıyor seni. Yok büyük baba. Öyle bunalım falan geçirmiyorum ama canım sıkılıyor tabii. Hala bir tasarı geliştiremedin mi? Bir iki konu var. Onları araştırıyorum. Gerçekten babama söyleyecek misin bunu? Söylenir mi yenge? Çıldırır babam. Hatırlıyorsun Halime ablama nasıl kızmıştı. Aman hatırladıkça ürperiyorum doktor. Söylemeyeceğim. Ama annem belki söylerim diye çekinip bu kadını uzak tutar. Efendim. Buyur Necdet abi. İyiyim, sağ ol. Necdet abi. Efendim Necdet. Nasılsın abi? Hamdolsun iyiyiz. Abi dükkanı devrediyoruz. Hay yaşa Bahadır. Sen bu işi ne şahane yapıyorsun ya. Arif Hoca'ya kalsa bedava vermemiz gerekiyor ya. Neyse. Çocuklar bir dakika. İşin var mı Hakan? Hayır büyük baba. Halime'nin kayınbiraderi hastaymış. Bir türlü ziyaret edemedik. Ben muayeneye gittiğimde orada yatıyordum. Evet. Sen ona bir uğra. Amcanı da bırakırsın. Peki büyük baba. Çok selamımı söyle. Baş üstüne. Ben daha sonra uğrarım. İnşallah. Allah'a ısmarladık. Güle güle.